Ağustos ayına doğru yaklaşırken hepimiz tatil, deniz, kum, güneş, bunu yaşamak istiyoruz. Ama sıcak havalarla beraber bizim en çok gördüğümüz şey güneş yanıkları oluyor. Hastalar bunu 1-2 saat içerisinde fark etmeyebiliyorlar ama şiddetli yanıklarla gelebiliyor hastalarımız. Bu konuda benim uyarılarım olacak. Şöyle hani genel önlemlerimiz var zaten. Saat 10 ile 4 arasında yoğun aktivitelerimizi yapmamak gibi, daha sonraki saatlere bırakmak gibi. Havuz başı keyfini de bundan sonraki saatlerde yapmak daha uygun olacaktır. Yine de biz şezlong alt bu gölgeliklerde kalmayı daha çok öneriyoruz. Güneş koruyucumuzu kullanmayı yine öneriyoruz. Şapka ve üzerimize kollarımızı, bacaklarımızı kapatacak uzun kollu gömlekler giyerek yine de yerden yansıyan, sadece direkt gelen güneş ışığından değil de yerden yansıyan güneş ışığından da korunmanın bu önemini vurgulamakta fayda var. Çünkü yansıyan ışıkla beraber de vücudumuzda yanıklar olabiliyor. 2 saatte bir, 3 saatte bir 50 koruma faktörlü, 30 koruma faktörlü güneş koruyucularını tekrarlayan sürüşler yaparsak yeterli korumayı sağlayacaktır. Küçük çocuklarda, özellikle 6 aydan küçük çocuklarda biz güneş koruyucuların haricinde mutlaka gölgede tutmak, hani güneşte kalmamalarını kesinlikle öneriyoruz. Çünkü çocuklar ve açık tenli kişiler güneş yanıklarına, güneş çarpmalarına çok daha duyarlı oluyorlar ve bu belirtileri anne baba birazcık daha geç fark edebiliyor. Sadece deride kızarıklık olarak değil de halsizlik, böyle bir kooperasyonda bozukluk dediğimiz böyle birazcık daha durgunlaşma gibi şikayetler yapabiliyor. Yine erişkin bireylerde bu şiddetli güneş çarpması dediğimiz güneş yanıklarında bir halsizlik olabiliyor. Ateşlenme eşlik edebiliyor. Bulantı, kusma gibi belirtiler olabiliyor. Bu tarz durumlar kişilerin dikkat etmeleri gereken durumlar. Bebek ve çocuklarda özellikle zaten güneş konusunda dikkat etmek gerekirken erişkinlerde de bu belirtiler olursa mutlaka bir hekim yardım almalarını, sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz. Ama ufak tefek yanıklarda, hafif kızarıklıklar, acıma gibi şikayetler olduğunda yapabilecekleri şeyler böyle soğuk uygulamalar, ıslatılmış havluyla 20 dakika, 30 dakika uygulama yaparak o bölgenin yangısını almak ve sonrasında ağrı kesici jeller veya ağrı kesici haplar ve kalamini losyonlar gibi rahatlatıcı losyonlarla rahatlatma yapabilirler. Ama bu yeterli gelmiyor. Su kabarcıkları oluşuyor ve şiddetleniyorsa o zaman sağlık kurumuna başvurmalarını istiyoruz. Evde bu yoğurt ya da süt ya da hani salça gibi şeyler, bu tarz ürünlerin kullanılmasını istemiyoruz. Kısa süreli belki rahatlatma sağlayabilir ama o bölgede açık bir su kabarcığının patlamasıyla oluşan açık yaralarda enfeksiyon kapma riskini arttırdığı için bu tarz uygulamaları istemiyoruz. En iyi yapabilecekleri şey ıslatılmış havluyla soğuk uygulamalar, soğuk pansumanlar yapmak, çok faydasını göreceklerdir. Diğer önlemlerimiz haricinde. Riskin yok, arttırma gibi bir şey yok ama önerdiğimiz bir şey değil. Onlar artık eski, birazcık daha böyle kaba bir tabir olacak belki ama koca karı metotları gibi oluyor. Onları çok önermiyoruz. Yapmayalım artık bu imkanlar varken. Şöyle, güneş koruyucu seçerken aslında 30 faktör ve üzeri güneş koruyucular yeterli, güneş koruyucuları bizim için yeterli. Ama dışarı etkisini gösterebilmesi için eğilmesi gerekiyor. Dışarı çıkmadan, güneşle temas etmeden yarım saat önce sürmekte fayda var. Sonrasında ise 2 saatte bir, 3 saatte bir yaz aylarını tekrar etmek gerekiyor açık kalan bölgelerimize. Çocuklarda, hamilelerde birazcık daha özellikle güneş koruyucuları tercih ediyoruz. Biz bunlar daha çok emilmeyen, mineral etkili güneş koruyucular ki hani bir nevi kimyasal etkisinden koruyalım gibi düşünülebilir. Bunları da yine benzer şekilde sık uygulamalarla hatırlatmak gerekiyor. Çünkü güneş koruyucuların hiçbiri tam olarak hani bütün gün koruma sağlamıyor. Yeterli sıklıkta sürüldüğünde ise rahatlatacaktır ama şapkayı, güneş gözlüğünü de ihmal etmemek lazım. Tek bir ürüne güvenmemek gerekiyor. Biraz bu konuda da hani önlemleri alarak hareket etmek lazım. Çünkü havalar gerçekten çok sıcak. Güneş ışınları dik geliyor. Dikkat etmeyi öneririm yine. Şöyle, yansıyan ışınlar da riskleşiyor. Ne kadar biz güneş koruyucumuzu kullansak, işte şapkamızı taksak, gölgede de kalsak, yanık olmadan bile bronzlaşabiliyoruz. Bu derimizin kendisini koruduğunu ve hani aslında bir güneş ışına maruz kaldığını yine de gösteriyor. Bu bile bir belirtidir. O yüzden en sağlıklı olan saat 4, 10 ile 4 arasındaki saatlerde dışarı
aktivitelerimize bu deniz tatili de olabilir, havuz tatili de olabilir. Minimalde tutmak, ondan sonraki süreçte de koruyucu önlemleri alarak yazın tadını çıkarmaktır diyelim. Şemsiyeler, evet, koruyucu etkileri var. Aslında pratikte bizim toplumumuzda çok fazla yerleşmiş bir uygulaması yok ama evet, kesinlikle koruyucu etkileri var. Şöyle, sadece güneş koruyucuları tabii ki yeterli değil. Şapkayı takabilmek, şemsiyeyi kullanabilmek, minimal maruziyet her zaman çok iyidir. Kesinlikle kullanımını öneririz. Güneş çarpmaları şöyle, şimdi çok yoğun ve maruziyet, ısı maruziyetiyle beraber sıvı kaybımız oluyor. Bu da bizde güneş çarpması dediğimiz halsizlik, bazen böyle algıda bozulma, birazcık dalgınlık ya da kafa karışıklığı gibi belirtilerle beraber ateşlenme, bulantı, halsizlik, çarpıntı hissi gibi şikayetler yapabiliyor. Bu durumlarda mutlaka bir medikal yardım almak gerekiyor. O yüzden hastaneye başvurulmasını kesinlikle öneriyoruz. Güneş çarpmalarını önlemek için tabii ki mutlaka hidrasyon, yani sıvı tüketimini bu tarz durumlar arttırmak gerekiyor. Yaz aylarında sıvı tüketimini de ihmal etmemek lazım. Ya sahiller dolu, bayrama hazır haber yapacağız da. Ne? Şey yaz. Turizmde. Ayarlı. Caddeler dönü suç tezgahı. 12 ay kira veren adam. Bunlar yazıyor mu?